Kemal Sunal'ın deyişi Lehan Savaş çıktı. Var. Tamam, savaş başladı. Önce seni boğacağım. Yok savaş, çok şanslı sen. Çalışmadan yemek paydos, essen. Ne yapıyorsun abi? Kolay gelsin. Arabanın suyu bitmiş. Motor kapağın da öyle bir katı bitmiştir ki kapağın öyle bir. Cam suyu takviye sen. Yani bu video öyle bir video değil. Bu video kamera deneme videosu. Ormana yine geziye çıktık. Hava biraz soğuk. Gezdiğimiz yerleri sizler de bizim gözümüzden görün diye. Şurada arılar için yer var. Görüyorsunuz da karlar erimedi. 2 hafta ya da 1,5 hafta oluyor yağlı. Burada küçük bir gölet gibi bir şeyimiz var. Yağmur sularının, işte kar sularının biriktiği yer. Orada buz tutmuş gördüğünüz üzere. Burası ormanımızın girişi. Yine bir cumartesi gününden herkese merhaba. Bugün ne tarafa doğru gidiyoruz? Bugün yine meşhur ormandayız. Geziye çıktık. Dediğim gibi Almanya'nın ormanları meşhur. Sizler arkadaşlar bugün Almanya'daki yasaklardan bahsedeceğim. Şaşırtan yasaklar. Öncelikle arkadaşlar Almanya'da birinci yasak olarak Paskalya Cuması var. Bu Paskalya Cuması'nda arkadaşlar ses yapmak kesinlikle yasak, müzik dinlemek yasak, belirli filmleri izlemek yasak. Niye derseniz ben de bilmiyorum, yasak. Öyle bir şaşırtıcı yasak koymuşlar. İkinci yasak olarak da arkadaşlar, Almanya'da çoğu kişi biliyordur, bilmeyenler için. Pazar günleri arkadaşlar, sessiz gün. Pazar günleri hiçbir şekilde tadilat, tamirat yapamıyorsunuz. Ses çıkartacak şeyler yapamıyorsunuz. Yaptığınız anda cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Ne tür cezalar? Para cezası. Eğer çok diretirseniz de hapis cezasına kadar gidebilir. Pazar gününün sessiz gün olması resmi tatil, yani resmi demeyelim de hafta sonu tatili. Çoğu çalışanın tek tatil günü olabiliyor. Bunda müzik dinlemek yasak, dışarıda işte ses çıkartacak işler yapmak yasak, kazı işleri olsun veyahut da başka işler olsun, onların hepsi yasak. Ve de evde, evin içinde dahi olsun arkadaşlar, gürültü yapmak kesinlikle yasak. Yani gürültü dediğim, mesela matkapla bir yer deliyorsunuz ve komşunuz rahatsız oldu, şikayet etti, ceza alabilirsiniz. Onun dışında arabanızdan zaten Türkiye'de de var ama uygulayan yok. Kesinlikle yağ damlamayacak. Eğer arabanızın yağısı ya da arabanızın yakıtı yola damladığı anda arkadaşlar, o yolu kazıyorlar, yeni toprak getiriyorlar, yeni beton döküyorlar ve cezasını siz ödüyorsunuz. Yani orada ne kadar iş yapıldı, kaç bin liralık iş yapıldı, kaç bin euroluk iş yapıldı, hepsinin cezası size geliyor. Tabii ki bu Werkstatt dediğimiz yani oto tamircileri bunun dışında, çünkü oto tamirciler de bununla birlikte entegre çalışan işlemler var. Yani
yağı dökmemeye gayret gösteriyorlar. Döktükleri yağı da oradan kendileri temizliyor, toprağa karışmasını önlüyor. Neden ceza oluyor arkadaşlar? Bir yağ ya da benzin ya da işte dizel yakıt toprağa karıştığı anda yeraltı suyuyla temasa girdiği için yeraltı suyunun kalitesini bozuyor. Bu da insan sağlığına karşı bir durum olduğu için Alman devleti tarafından yasaklanmış. Onun dışında arkadaşlar, bu dini bayramlarda, yani dediğim o Paskalya Cuması bayramında dans etmek de yasak. Böyle de bir durum var. Yüksek sesle, dediğim gibi, müzik dinlemek, yerleşim yerleri içinde, dışında kaykayla kaymak vesaire, yani her şey yasak. Almanya'da dediğim gibi kurala uygun yaşayacaksınız. Kurala uygun yaşamazsanız eğer bu yasaklarla karşı karşıya gelebilirsiniz. Onun dışında neler var? Karşıdaki kişiye, yani mesela bir bireyle tartışıyorsunuz, sözlü dalaşmaya girdiniz. Bu kişiye çatlak dediniz, deli dediniz ya da işte küfür ettiniz. Hakaret olarak geçtiği için de 150 euro'dan başlıyor ve hapis cezasına kadar uzanan cezalarla karşı karşıya kalıyorsunuz. En iyisi ne yapmak? Sessizce evinizde oturmak. Zaten dediğim gibi evde durduğunuzda hiçbir sorun olmuyor. Herkes için de hayırlısı olur. Bunun dışında yaya yol vermemek kesin bir şekilde suç. Ehliyetiniz elden gidebilir. Yine para cezası ve hapis cezası ile karşılaşabilirsiniz. Dörtlüleri yanık bir otobüs varsa eğer, yolcu otobüsü, ve o sırada yolcular yolun karşısından geçiyorsa, siz de otobüsü adım hızından daha yüksek bir hızla geçiyorsanız ve orada da bir polis varsa eğer, yandığınızın resmidir arkadaşlar. Geçmiş olsun diyelim şimdiden. Çünkü ehliyetiniz elinizden alınıyor ve büyük para cezalarıyla karşılaşıyorsunuz. Şöyle bir ormanı göstereyim size. Almanların yaptığı tek şey spazieren, yani geziye gitmek. Çoğu kişi arkadaşlar böyle gölet kenarında geziye gidiyor. Veyahut da dağa doğru bir geziye gidiyor. Ama bizim için burası ideal. Direkt evimizin yanında. Ağaç çok. Dediğim gibi hem kamera deneme videosu, yeni kamerayı, hem de yasaklardan bahsettiğimiz bir konu oldu. Kısa bir video yapmaya çalıştım. Bu haftayı da videosuz geçirmeyelim diye. Yakın zamanda çok güzel videolar gelecek. Ehliyet konusuna da gelecek olursak eğer, daha ehliyetim incelemedeymiş. Neyi inceliyorlar ben de anlamadım. Zaten ehliyeti 2013'de 2014'de aldım Türkiye'de. Ama hala Alman devletine ehliyetim olduğuna inandıramadık galiba. Bu da inceleyecek. 1-2 haftaya da sonuç gelir. Ehliyet geldikten sonra daha kaliteli videolar yapacağız. Şu anda fazla bir yere gidemiyorum. Çocuk da var. Araba olmayınca da fazla dolaşamıyoruz arkadaşlar. Onun dışında dediğim gibi ehliyet gelince tekrardan araba videoları, market videoları vesaire başlayacak. Bizi takip ederseniz memnun olurum. Kanala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımıza like atıp beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Şimdi arkaya bir müzik ekleyelim ve orman gezisine başlayalım. Thank you.
Ne hayatlar ümidiyle zamansız yollara düştüm. İlk yenilen biz denedik elbet, gün oldu dünyaya küstüm. Ağlama anne benim için.
Tel var ya sanki. Ah ne hayatlar ümidiyle zamansız yollara düştüm. İlk yenilen biz değildik elbet, gün oldu dünyaya küstüm. Ağlama anne benim için ağlama.